ve küçük Şirin köyü ejderhanın elinden kurtardı ve sonsuza kadar şirince yaşadılar. Son. Bu en sevdiğim hikaye Şirin Baba. Yeniden okur musun lütfen? Hadi. Üzgünüm küçük Şirin ama artık işimin başına dönmek zorundayım. Ay. Bir gün sen de okuma yazmayı öğreneceksin nasıl olur. Aa, ama ben senin okumanı daha çok seviyorum. Şimdi git ve arkadaşlarınla oyna. Belki işim bitince onu sana tekrar okuyabilirim. Teşekkür ederim Şirin Baba. La 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 la. La 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 la. Kutları Şirinler. Ben gözüklü Şirin kitap satışına başladım. En son kitabım için kütüphanede yer açmaya çalışıyorum. Yeni kitabımın adı Gözüklü Şirin'den denemeler. Eski kitapları yok pahasına elden çıkarıyorum. Yazsın da para bile istemiyorum. Tamam, ilk müşteriye yönelim bakalım. Sanırım Şirin pastalarını fırında unuttum. Ya, bu sıcakta lahanalara su vermem lazım. Çiçekleri de unutmamalı. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Küçük Şirin'i bekle. Şansına özel bir kitabın olmaması bence büyük bir kayıp olurdu. Ama gözlüklü de okumam yazmam bile yok benim. Aa, okuman yazman yok mu? Yani gözlüklü Şirin'den denemeler kitabının getireceği entelektüel birikimden faydalanma şansın olmadığını mı söylüyorsun sen? Bu inanılmaz ve tahammül edilmez bir şey. Ne? Dikkat etsene sakar. Tabii gözlüklü. Bu işi profesör gözlüklü Şirin'e bırak. Okumayı sana hemen öğreteceğim. Şimdi dikkatini topla bakalım. A akıl demek. Ve gözlüklü Şirin her zaman akıllıdır. B başarı demek. Gözlüklü Şirin hep başarılıdır. C cahil demektir. Diğer Şirinlerin hepsi cahildir. En sonuncusu da Z zeki demektir. Gözlüklü Şirin köydeki en zeki Şirindir. Küçük Şirin'i. Sen beni dinliyor musun? Elbette gözlüklü. Hey kurnaz, Şirin Baba yüzmeye gitmemize izin verdi. Geliyor musun ha? Hadi. Dalgalar aşkına, kaçırır mıyım hiç? Hey bir dakika. Küçük Şirin'in beyin kıvrımlarını geliştirme mücadelesinde onun dikkatini dağıtmana asla izin veremem. Anladınız mı çocuklar? Ay Tanrım. Şirin Baba, sanırım bebeğin bir sorunu var. Sanırım ciddi bir şeye benziyor. Şirinler adına. Hiç böyle lekeler görmemiştim. Şimdi bebeği yatırın. O arada ben de kitaplarıma bir göz atayım. Peki Şirin Baba. Evet bir bakalım. Gözlüklü Şirin'in her cümlesi aydınlık bir eşektir. Eşek değil, eşek değil, ışık. Gözlüklü seninle biraz konuşabilir miyim? Ne diyecektin Sakar'cığım? Yoksa yeni bir Şirin kitabı mı almaya karar verdin? Pek öyle sayılmaz gözlüklü. Çomar bir cildi kaçırdı. Ya! Eğer o cildi bulamazsam bütün birikimim çöpe gider. Büyük bir kayıp olur bu. Bekle ben ne olacağım? Ben dönene kadar oku, oku ve yeniden oku. Geldim, gördüm, şirinledim ve sonra... Tanrı aşkına artık buna dayanamıyorum. Belki Şirin Baba'ya gözlüklüğünü yaptıklarından söz edersen bu saçmalığa bir son verebilir. Bütün kitaplarımı taradım ama bebek Şirin'in hastalığına ilaç bulamadım. Belki de Zaman Baba tedavisini biliyordum. Şirin Baba, Şirin Baba. Evet. Ben denedim bak, gerçekten denedim Şirin Baba ama okumayı öğrenmek çok zormuş, istemiyorum. Zor olduğunu biliyorum küçük Şirin ama çaba gösterirsen gelecekte bu zorluğa değdiğini göreceksin. Çünkü hemen hemen bütün sorunlarının çaresi bu kitaplarda yazılıdır. Şimdi izin verirsen Zaman Baba'ya gitmek zorundayım. Ay şimdi ne yapacağım? Şirin Baba bütün sorunların çözümlerini kitaplarda olduğunu söyledi. Belki onun kitaplarında sorunuma bir çare bulabilirim. Ay hiçbir işe yaramıyor. Bu kitaplarda sadece aptalca büyüler var. Ama bu kitap bomboş. Eğer bu büyü senin tarafından okunursa her ne dilersen dile gerçek olur. Eğer bu doğruysa bir daha asla kitap görmek istemiyorum. Asla. Be
Ve şimdi şirin turtasına lezzet katmak için o çok gizli tarifime bir daha göz atsam iyi olur. Başardım Sakar. Neredeyse büyük bir kayıp verecektik. Ama edebiyatın gücü sonunda bir kere daha cehaletten üstün geldi. Kitabım! Şu işe bak gözlüklü, sanırım cehalet daha son sözünü söylememiş. Bebek Şirin'i iyileştirme reçetesi bu kitapta Şirin Baba. Sağ ol Zaman Baba. Şimdi hemen köye geri şirinlemeliyim. Ay Şirinler aşkına. Kitaplarım! Hepsi yok oldu. Bana verdiğin kitap da dahil. Bunu kim yapmış olabilir ki? Müzisyen, bu çok kötü. Biliyorum. Nota kitabım olmadan doğru dürüst prova yapamıyorum. Üzgünüm çiftçim. Tamir kataloğum olmadan değirmeni çalıştırmama imkan yok. Ama usta, değirmen olmazsa un yapamayız. Ve un olmayınca nasıl ekmek yapacağız ki? Biliyorum. Kitaplarımı mutlaka bulmak zorundayım. Hayır, yine bir şirin püresi. Evet, benim de iştahım kaçtı yani. Üzgünüm şirincikler ama yemek kitabım olmadan yapabildiğim tek yemek bu maalesef. Bay Kurbağa, senin kitaba ihtiyacın yok. Ama korkarım 102 şirinin var. Hay ulu şirinin adına. Hikaye kitabımı ne kadar da çok özledim. Hey örgülü. Hey kurnaz, gelsene. Şirin Baba döndü. Şirin Baba mı? Ama ben geldi. Eğer tamir kitabımı bulamazsam bütün köy paramparça olacak. Eğer tekrar şirin püresi yaparsam hiçbir şirin yemek yemeyecek. Evet. Peki bebek nasıl? Hastalıktan nefret ederim. Ben de bundan korkuyordum. Bu sarı lekeler gittikçe kötüleşiyor. Ona yardım edemez misiniz? Zaman Baba'nın kitabı olmadan elimden hiçbir şey gelmez küçük Şirin'e. Bir şeyler yapmalıyız. Kitapsız bir dünya, her gün Şirin lapası yemeye benzer. Tek bir şansımız var. Eğer Bilge Kuyu'ya gidersem belki onu kitapları geri getirmeye ikna edebilirim. Ay Şirin Baba, hepsi benim suçum. Ne diyorsun küçük Şirin'e? O kitaplar benim yüzümden kayboldu. Ne? Daha önce söylemeye korkmuştum ama bebek bu kadar hastayken daha fazla saklayamazdım. Söylemek zorundaydım. Örgülü, nasıl böyle bir şey yaparsın? Bütün kitaplar yok olsun istememiştim. Tek arzum daha fazla kitap okumamaktı. Hepsi bu. Verdiğim dersleri beğenmedin mi yani? Aman tanrım, bu inanılmaz bir şey. Şirin Baba. Gözlükle. Suç biraz da sende canım. Bende mi? Okumak insana zevk vermeli. Sıkıntı değil. Ama Şirin Baba. Gözlükle Şirin'den denemeleri okumakta daha zevkli ne olabilir ki? Söyler misin? Ay küçük Şirin'e, benimle gelmeni istiyorum. Belki kitapların geri gelmesi de bir yardımın dokunabilir. Ay. Ah Bilge Kuyu. Kitapsız bir dünya yaşanacak bir yer olmaktan çıkıyor. Sen bilgesin. Lütfen dünyamıza kitapları tekrar kazandır. Kitaplar nadir ve değerli birer mücevherdir. Ama onları bu dünyadan yok eden kişi bana çok değerli bir şey vermediği sürece bunu başarman söz konusu olamaz. Ay, inanın bunun için her şeyi yaparım gerçekten. Saç fırçam senin olsun. Oyuncak bebeğimi de al. Kurbağamı bile veririm. Hayır küçük şirincik. Bana çok daha değerli bir şey lazım. Ama benim başka bir şeyim yok ki. Eğer kitaplarımızı geri getiremezsen Hobur bir daha yemek yapamayacak. Ve usta hiçbir şey tamir edemeyecek. Zavallı bebek iyileşemeyecek. Lütfen Bilge Kuyu, kitaplarımızı geri getirmek zorundasın. Bunu yapmalısın. İşte bu işe yarar. Kalbinin derinliklerinden gelen bir gözyaşından daha değerli bir şey olamaz. Şirinler aşkına, büyü bozuldu. Şimdi bebek Şirin iyileşecek. Çok teşekkür ederim Bilge Kuyu, ne kadar iyisiniz. Gidelim küçük Şirin'e, hemen köye dönmeliyiz. Bir tutam kimyon, biraz da zencefil kökü. Umarım işe yarar. Ah,
Yaptığım karışım işe yaradı. Bir kere sola ve sonra iki kere sağa çevirelim. İşte şimdi çalışacak. Yaşasın! Bana değil, kitaplara teşekkür edin. Bazı şirinler doğuştan zekidir. Ama hiçbiri gözüklü şirin kadar zeki olamaz. Herkes sıraya girsin. Size çok lezzetli şirin kekleri yaptım. Oo, şirin kekleri yaşasın! Hiç bu kadar güzeli yememiştim. Ay ne gündü. Ejder masanı tekrar okur musun lütfen? Lütfen Şirin Baba, bana söz vermiştin. Evet, evet yani, evet. Söz vermiştin. Hadi. Ay pekala. Yaşasın. Uzun yıllar önce ormana korku salan bir ejderha varmış. Köydeki herkes paniklemiş. Sonra bir gün... Ve bir gün kahraman bir şirin ejderhane kapışmaya karar vermiş. Ve ormanda onu aramaya başlamış.